tek adam rejiminin miladı olarak 2010 anayasa referandumu gösteriliyor. Bu teze göre bağımsız Türk yargısı o tarihte cemaate devredildi. 2010 koşulları bugünkü gibi değildi. Medyada her görüş kendine yer buldu. CHP, MHP hayır kampanyası yaptı. BDP referandumu boykot etti. Fethullah Gülen'in mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullandırmak lazım sözüyle etkili olduğu söylendi. Bunun pek böyle olmadığı sonraki seçimlerde görülecekti. Yetmez ama evetçileri topa tutanları anlıyorum. Hepimiz aynı gemideydik, olayları içinde yaşadık. Sene 2007, Cumhurbaşkanı Sezer'in görev süresi dolarken Çankaya'da bir AKP'liye Ankara hazır değildi. Cumhuriyet mitingleri böyle başladı. Mecliste yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk iki turunda 367 oy gerekiyordu. Bu noktada Sabih Kanadoğlu ortaya çıktı. Oylamaya bunun altında katılım varsa oturum başlamadan düşmüştür. 2002'de AKP'ye ilk kapatma davasını açan başsavcıydı Kanadoğlu. 27 Nisan 2007'deki ilk turda 367 bulunamadı. CHP oylamayı Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdi. Aynı gece Genelkurmay'ın sitesine e-muhtıra konuldu. Meclis Cumhurbaşkanı seçememiş, hükümet muhtıra yemişti. AKP o zaman halk seçsin dedi. Değişiklik referandum sınırında kaldı, ülke erken seçime gitti, AKP zafer kazandı. Kanadoğlu geleneği yılmayacak, 14 Mart 2008'de AKP'ye kapatma davası açacaktı ki bu başka bir bahistir. Seçimden hemen sonra Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildi. MHP genel kurula girip 367 oyununu bozmuştu. Gel gelelim referandum takvimi işliyordu. Sessiz sedasız gidilen 21 Ekim 2007 halk oylamasında anayasa 168 ile değişti. Cumhurbaşkanını artık halk seçecekti. Şimdi soralım, bugünün taşları ne zaman döşenmiştir? 2010'da mı, 2007'de mi? 2010 düzenlemesine göre HSYK seçimlerinde hakim savcıların tek oy hakkı vardı. CHP maddeyi Anayasa Mahkemesi'nde bozdurdu. Çoklu oy sistemiyle iktidar listeleri tulum çıkardı. O dönem CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü her konuda sonuç alıyordu. 2015'te AKP ile koalisyon görüşmeleri yapan, 2016'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vererek HDP'lileri hapse yollayan, Yeni Kapı mitingiyle OHAL sürecine destek veren de aynı CHP'ydi. Tüm bu süreçlerde Türk solunun durduğu yer hayli sorumludur. Bunu halen de değiştirebilmiş değildir, değiştirme düşüncesi de yoktur.